Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle birlikte Arduino'muzda buton uygulamaları yapacağız. Butonların şuradan örnekte gösterdiğim gibi bu şekilde bir yapısı var. Toplam 4 tane ayakları var. Bu yüzden Arduino'da şu gördüğünüz orta bölüme takmaya çalışırsanız çok rahat bir şekilde takarsınız. Butonlar elektronik aksamlarda devreyi açma ve kapama veya elektriğin yönünü değiştirme şeklinde görevleri var. Örneğin bir robotu başlatacaksanız bir butona basılı tutup başlatabileceğiniz gibi tekrar bastığınızda bunu kapatabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi bu uygulamamızda kullanacağımız buton uygulamaları devremizin Tinkercad çizimlerini görüyorsunuz. Tinkercad programı aynı zamanda bu şekilde elektronik devreler oluşturmanızı, hatta burada kodlamanızı ve simüle etmenizi sağlayan bir ortamdı. Tinkercad'den daha önce bahsettiğimiz için burada siz eğer bu devreyi uygulamak isterseniz bu videoyu durdurarak kendiniz bu devreyi oluşturabilir ve buradaki uygulama aynısını yapabilirsiniz. Ayrıca mBlock'ta Arduino'yu kodlama eğitim videolarının 3 numaralı videosunda bu devrenin nasıl kurulduğu ile ilgili videoyu eklemiş durumdayım. Oradan bu devrenin videosunu izleyerek siz de bu devreyi kurabilirsiniz. Şemaya bakarak devrenizi oluşturabilirsiniz. Gelin şimdi sizlerle kodlamaya geçelim. Kodlamamıza başlamadan önce değişkenlerimizi şu üst bölümde oluşturalım. İlk değişkenimiz LED değişkeni olsun. LED değişkenimizi 7'ye eşitledik çünkü LED'imizi Arduino'da 7 numaralı dijital pine taktık. İkinci değişkenimiz ise buton değişkeni olsun. Buton değişkenimizi de Arduino'daki dijital pin numarası olan 4'e eşitledik. Şimdi bir değişkenimiz daha olacak. Butonun yanıp yanmadığını kontrol eden bir buton durumu şeklinde bir değişkenimiz olsun. Buton durumu değişkeni de başlangıçta 0 olsun. Çünkü herhangi bir şekilde butona dokunulmadığını düşünelim ve 0 değerine eşleyelim. Şimdi Void Setup bölümüne gidip buradaki buton ve LED'imizin pin modlarını tanımlayalım. Pin mod komutuyla LED'imizin bir çıkış elektronik aygıtı olduğunu söyledik. Buradaki pin mod komutuyla da butonumuzun bir giriş elektronik aygıtı olduğunu söyledik. Neden? Çünkü butonumuz aslında 1 ya da 0 şeklinde Arduino'ya bir veri gönderecek. Dolayısıyla butonumuzu bir giriş elektronik aygıtı olarak burada tanımladık. Herhangi başka pin tanımlaması olmadığı için buradaki boşluğu alıyorum. Kodlarımı yazacağım. Loop bölümüne geliyorum. Gözlemlediğiniz gibi buradaki yorum satırını siliyorum ve önce yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Buton durumu başlangıçta 0 ancak bu değerini nereden alacak? Butondan alacak. Butonun değer okuması dijital read komutuyla yapılır. Dolayısıyla buton durumumuzu başlangıçta buton değerine eşitlememiz gerekiyor. Bunun için de buton durum diyorum. Buton durumumuzu başlangıçta butondan gelen değere eşitledik. Şimdi bu değere bakıp lambayı yak ve lambayı söndür kodlarını yazabilmemiz için if komutunu kullanmamız gerekiyor. If buton durumuna bak eşit mi 1'e? Ancak şu an buton durumu herhangi bir şekilde 1'e eşit değil. Yani aslında butona basılmamış. Dolayısıyla biz buraya hemen dijital write'ımıza eğer basıldıysa 1 görürsen bizim netimizi yak dememiz gerekiyor. Eğer buton durumu 1 ise yani butona basıldıysa dijital write led high yani led'imizi yak. Peki ya değilse? Değilse arkadaşlar şu kısma yazalım. Kodlarımızı algılayabilmeniz için ufak bir düzenleme yaptım burada. Kodlarımı düzenledikten sonra kodlarımı tekrar okumasını yapıyorum.
Buton durumu butondan gelen değere eşittir. Eğer buton durumu 1 ise lambayı yak, D ise lambayı söndür. Buradaki else komutu D ise anlamına geliyordu. Digital Right Led Low dediğimizde ise lambayı söndür diyordu. Başlangıçta gelen değer 0 olduğu için, buton durumu 1'e eşit olmadığı için direkt olarak Void Loop bölümündeki buton durumu okunduktan sonra şu gördüğünüz komutu çalıştıracaktır. Yani lambayı kapatacaktır. Siz parmağınızla dokunduğunuz anda buton durumunu değiştirmiş olduğunuz için dolayısıyla gelen değere göre de LED'imizi yakacaktır. Kodlarımızda herhangi bir sorun bulamadığım için Arduino'ya yükle diyorum. Yükleme işlemi tamamlandı. Butona dokunuyorum. Gördüğünüz gibi LED'imiz yanıyor. Bıraktığımda LED'im sönüyor. Parmağım basılı olduğu sürece LED her zaman yanacaktır. Parmağımı butondan çektiğim zaman da LED'imiz sönecektir. Gözlemlediğiniz gibi komutlarımız çalışıyor. Gelin şimdi de sizlerle birlikte butona bir defa dokunduğumuzda LED'in sürekli yandığı, ikinci dokunduğumuzda LED'i söndürdüğümüz kodlamayı yapalım. Öncelikle Global Değişkenler bölümüne değişkenlerimi tanımlıyorum. Bir önceki kodlamadaki devrimin aynısını kullanacağım için LED 7 numaralı dijital pine, buton ise 4 numaralı dijital pine bağlanmıştı. Şimdi butonumuzun açık olup olmadığını bize söyleyen bir buton durumu oluşturalım. Ve başlangıçta butonumuz kapalı olacağı için 0 olsun. Bir de biz butonumuza her dokunduğumuzda bunu sayan bir buton sayaç değişkeni olsun. Bu da başlangıçta 0 olsun. Şimdi de devremizdeki LED ve butonun pin modlarını tanımlayalım. Devremizdeki LED'i output, devremizdeki butonu ise input olarak pin modunu tanımladıktan sonra gelin hep beraber Void Loop bölümüne geçip buradaki kodlarımızı yazalım. Void Loop bölümüne yazacağımız kodların ilki butondan gelen değerin buton durumuna eşitlenmesi kodu olacaktır. Buton değerini buton durumuna aktardık. Şimdi bir senaryo yapalım. Birinci kez butona dokun bölümü olsun. Burada koşulum buton durumu ve şuradaki sayaç durumu olacağı için iki tane koşulum var. Buton durumuna bak 1 mi ve buton sayaca bak 0 mı? Şu an butona basıldı mı anlamına geldi. Bu arada ilk gelen değer buton sayaçtan da 0 olduğu için bu durumda buton sayacımızı 1 artırsın ve LED'imizi yaksın. Böylece ilk senaryomuzu gerçekleştirdik. Butona bir kez dokunduğumuzda buton sayacı 1 arttı ve LED'imiz yandı. İkinci senaryoya geçelim. İkinci senaryoda butonu bıraktığımızda bu durumda LED yanmaya devam edecektir. Bu yüzden biz koşul oluştururken buna dikkat edeceğiz ve sadece sayaç numarasını değiştireceğiz. Buton durumuna bak, 0 mı? Buton durumu gerçekten 0. Ancak buton sayacı 1. Bu durumda sayacı 2 yok. Bu şu anlama geldi. Artık butonu ilk kez bıraktığımızda LED'i yakmaya devam et ama buton sayacı 2 yap. Şimdi ikinci kez dokunduğumuzdaki senaryoyu yapalım. Buton durumu 1 mi? Evet, ikinci dokunuşunda buton durumu 1. Buton sayacı 2 mi? Evet, bu durumda LED'i ve sayacı değiştir. LED'imizi kapatacak. Sayacımız da 1 arttırsın. Böylece butonumuza ikinci kez dokunduğumuzda sayacımız 3 oldu, LED'imiz de söndü. Şimdi ikinci kez elimizi butondan çektiğimizdeki senaryoyu tasarlayalım.
Buton sayaç 3 olduğunda artık ikinci kez elimizi bıraktığımız için led burada sönecekti ve başa sayaç numarasını döndürecek. Buradan da buton sayaç değiştireceğiz sadece. Kodlarımızı bu şekilde kontrol ettikten sonra Arduino'muzu yükleyelim. Yükleme işlemi gerçekleşirken bir hata oluştu. Buradaki hatamız nedir diye baktığımızda, bakın şurada 3'ün yanında bir eşittir unutmuşuz. Tekrar yükle diyorum. Yükleme işlemi tamamlandı. Artık kodlarımı test etmek için devremdeki butona dokunuyorum. Gördüğünüz gibi bir defa dokunduğumda led yanıyor. İkinci defa dokunduğumda led sönüyor. Ve bunu arda arda seri bir şekilde yaptığımda tekrar aynı şekilde ledimin yanıp ve söndüğünü gördük. Evet, bugünkü videomuzda sizlerle birlikte devremize bağladığımız butonları nasıl yöneteceğimizi, yönetirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve bunları nasıl kodlayacağımızı öğrendik. Bir sonraki derse görüşmek üzere, hoşça kalın.